Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin yeni MateBook modeli MateBook 14 S'i beraber inceleyeceğiz. Bakalım bu laptop bizlere neler sunuyor arkadaşlar. Bundan incelememize detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Biliyorsunuz artık Huawei laptop tarafında gerçekten önemli bir marka haline gelmiş durumda. Hatta modelleriyle birlikte Türkiye pazarında da büyük bir paya sahip oldular. Bugünkü inceleyeceğimiz 14 S modeli arkadaşlar yine bizlere pek çok özelliği bir arada sunmayı başaran bir cihaz. Dilerseniz incelememize bu cihazımızın tasarımıyla başlayalım. Genel olarak baktığımızda arkadaşlar artık alıştığımız Huawei tasarım çizgisini yine MateBook 14 S modelinde de karşımıza çıktığını görüyoruz. Gerçekten son derece göz alıcı bir tasarımın söz konusu olduğu söylenebilir. Biliyorsunuz Huawei pazara girdiğinden beri, yani laptop pazarına girdiğinden beri belli bir tasarım çerçevesinde ilerliyor. Ve bu tasarımları gerçekten güzel olduğu için de değiştirme gereği duymadılar. Yine burada ufak dokunuşlarla karşımıza yeni nesil bir cihazın çıktığını görüyoruz. Peki bu cihaz bizlere neler vaat ediyor? Dilerseniz bunlardan yavaş yavaş bahsetmeye başlayalım arkadaşlar. Ekranımıza baktığımızda 14.2 inç büyüklüğünde P3 renk gamı destekli, dokunmatik, 1.07 milyar renk gösterebilen 120 Hz'lik bir ekranla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu ekranın çözünürlüğü 2.5K, parlaklık seviyesi ise 400 nits. Bu ekranın en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar, renk sıcaklığını ve ekran parlaklığını ortam koşullarına göre otomatik ayarlayan Nature Tone teknolojisine sahip olmasıydı. Bunun yanında bu cihazda Smart Brightness özelliğinin teknolojisinin bulunduğunda sizlere söyleyelim. Neden bu teknolojiler çok önemli? Bir parantez açarak anlatalım arkadaşlar. Biliyorsunuz söz konusu bu tarz bir iş laptopu olduğunda çalışacağımız yeri kendimiz belirleyebiliyoruz. Yani bugün bir kafede çalışmak isteyebiliriz. Hava güzel olduğunda çıkıp bir parkta, bir bahçede çalışmak isteyebiliriz. Söz konusu böyle bir durum olduğunda ekran parlaklığını sürekli ayarlamak bizleri rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla ekran parlaklığını direkt olarak dışarıdaki ortama göre akıllı bir şekilde ayarlayan ekranımız, panelimiz olduğunda bu tarz sorunlar da ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. İşte bu laptopun en güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Ofiste çalışın, kapatın, direkt gidin bir açık alanda, güneşin olduğu bir alanda çalışmaya başlayın. Laptopunuzu açtığınız anda ekran kendini o ortama göre ayarlıyor ve sizlere kusursuz bir görüntü açısı sunuyor. Bu açıdan baktığımızda Huawei MateBook 16S'in muazzam bir ekranla geldiğini söyleyebiliriz. Gelelim arkadaşlar cihazımızın diğer tasarım özelliklerine. Dediğimiz gibi ekran dokunmatik bir ekran. Dolayısıyla her zaman klavye kullanmak zorunda değilsiniz bu bilgisayarda arkadaşlar. Zaman zaman dokunmatik ekranın sizlere sunduğu nimetlerden de faydalanabiliyorsunuz. Ya ekranın dokunmatik olması ne işime yarayacak ki demeyin arkadaşlar. Özellikle atıyorum yatarak çalışıyorsunuz vesaire ya, hani klavye şöyle önünüze doğru geliyor. Bu durumlarda dokunmatik ekran gerçekten hayat kurtarıyor diyebiliriz. Hani bazen klavye size işkence gibi gelebiliyor. Ne yapıyorsunuz? Ekrandan tak 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 maillerinizi açıyorsunuz. Pencerelerinizi kapatıyorsunuz. Başka sekmelere geçiyorsunuz falan. Gerçekten çok rahat bir şekilde dokunmatik ekranı kullanabiliyorsunuz. Ve hatta bu cihaza alıştıktan sonra başka bir cihaza geçtiğinizde ya bunda niye dokunmatik ekran yok ki diye aramaya başlıyorsunuz. Bu böyle bir özellik. Dolayısıyla ya dokunmatik ekran ne işime yarayacak demeyin arkadaşlar. Gerçekten pek çok sahnede, pek çok teoride hayat kurtarıyor. Çok hoşunuza gidecektir. Buna emin olabilirsiniz. Evet, ekrandan bahsettiğimize göre biraz da teknik özelliklere gelelim. Bu cihazda arkadaşlar Intel tarafından geliştirilmiş olan 13. nesil Core i9-13900H işlemci yer alıyor. Bu işlemci 32 GB'lık RAM ile desteklenmiş durumda ve SSD tarafına baktığımızda da 1 TB'lık NVMe SSD görüyoruz arkadaşlar. Yani depolama tarafında olsun, RAM tarafında, işlemci tarafında olsun son derece hızlı bir cihazla karşı karşıyayız. Yeri gelmişken belirteyim, bu cihazda Intel Evo sertifikası da bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca bilgisayarımız 60 Watt hızlı şarjı da destekliyor. Peki bu bilgisayar bizlere nasıl bir performans sunuyor? Dilerseniz bundan bahsedelim şimdi. Zaten işlemci ve RAM tarafına baktığınızda cihazın son derece hızlı olduğunu görebiliyorsun. Şunu soracak olabilirsiniz. Ya ben zaman zaman işten sıkılıyorum. Hani hep de çalışacak değiliz. Ben bunda böyle çıtırdan oyunda oynayabilirim. Evet arkadaşlar, bu cihazda Counter Strike gibi, Valorant gibi son derece popüler oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz Intel'in Iris X GPU teknolojisi son derece verimli bir onboard performansı sunuyor. Dolayısıyla artık günümüzdeki pek çok oyunu da harici bir ekran kartına gerek duymadan mevcut bilgisayarınızda oynayabiliyorsunuz ki bu da gerçekten önemli bir artı diyebiliriz. Şunu
toparlamak gerekiyor. Bu laptop tamam, baktığınız zaman hafifliği, taşınabilirliği, mobilitesi, kullanışıyla bir iş laptopu olarak görünebilir. Ama pekala, bunda rahat bir şekilde pek çok oyunu da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu cihazın kullanımı nasıl? Dilerseniz biraz da bundan bahsedelim arkadaşlar. Bilgisayarımıza baktığımızda hemen sağ tarafta bir adet USB, klasik USB girişinin olduğunu görüyoruz. Sol tarafta ise arkadaşlar 2 adet tip C ve 1 adet HDMI portumuz bulunuyor. Bu HDMI portunun yanında da bir ses jack'ı mevcut. 3.5 milimlik ses jack'ı, buradan da yine ses alabiliyorsunuz. Evet, dediğim gibi 120 Hz'lik bir ekrana sahip multitouch destekli bir dokunmatik ekranımız bulunuyor. Bu sayede arkadaşlar birden fazla parmağın dokunmasını hissedebiliyor. Yani ne de şöyle yaparak mesela ekranı yakınlaştırabiliyorsunuz. Şöyle yaparak çeşitli efektler sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar gerçekten önemli. Şimdi gelelim kullanım senaryosundaki kolaylıklara. Biliyorsunuz bu 120 Hz'lik bir bilgisayar. 120 Hz hani belki hızından ötürü şarjımı biraz daha çabuk bitirebilir. Ben 60 Hz'e ayarlayamaz mıyım? Ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hem de manuel olarak FN ve R tuşuna bastığınızda direkt olarak ekran yenileme, ekran tazeleme oranını değiştirebiliyorsunuz. Bu da gerçekten önemli bir artı diyebiliriz. 3/2 en boy oranı sayesinde sizlere daha konforlu bir çalışma alanı sunuyor ki bu bilgisayarda en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi arkadaşlar e-book moduydu. E-book modunu aldığınız zaman ekran sanki böyle bir kağıda dönüşüyor ve bu mod sayesinde yazıları, işte PDF dokümanı olabilir, e-booklar olabilir, farklı belgeler olabilir, çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Hani bir süre sonra bu bilgisayara alıştıktan sonra okuma alışkanlıklarınızı bile ben bu bilgisayara taşıyacağınıza eminim diyebilirim arkadaşlar. Şimdi gelelim bilgisayarımızın ağırlığına. Dediğim gibi kullanım senaryolarında ağırlık çok önemli bir yere sahip. Bu bilgisayar arkadaşlar sadece 1.43 kilogramlık bir ağırlığa sahip. 1.43 kilogramlık ağırlığı sayesinde her yere rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Bu da sizleri yormuyor. Yani yanınızda zaten boyutundan da gördüğünüz üzere kocaman bir çanta taşımanıza da gerek yok. Oldukça ufak bir çantayla bunu gün boyu yanınızda taşıyabilirsiniz. Çünkü 1.5 kilo bile değil arkadaşlar. 1.43 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Yani tam bir mobil laptop diyebiliriz Huawei 14S modeli için. Şimdi gelelim cihazımızdaki bir diğer kullanım özelliğine. Şunu sorabilirsiniz. Ya acaba bu laptopun şarjı ne kadar gider? Hani ben şarjımı evde unutsam. Acaba beni gün boyu idare edebilir mi? Evet arkadaşlar, bu cihazın şarjı tam 12 saat gidiyor. Dolayısıyla yanınıza bir şarj kablosu almasanız dahi 12 saat boyunca bu laptopu kullanabiliyorsunuz. Ama şöyle bir gerçek de var. Bu laptopu arkadaşlar powerbank'ten de şarj etme imkanına sahipsiniz. Zaten kutu içerisinden 90 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor. Yani 90 wattlık şarj adaptörüyle pekala bunu evinizde rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ama incelemenin başında da değindiğim üzere 60 wattlık bir şarj powerbank'iniz varsa, PD dediğimiz biliyorsunuz power delivery, laptopları da şarj etmeye yarayan powerbank'ler var ve bunlar genelde 60 wattlık oluyor. Bu powerbank'lerin desteği de mevcut. Bu powerbank'lerle de cihazınızı rahat bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bazı cihazlarda bu destek bulunmuyor arkadaşlar. Yani tip C olmasına rağmen powerbank'ten şarj olmuyor ama Huawei 14S bu desteği de sizlere sunuyor. Eğer powerbank varsa yanınızda powerbank'ten de şarj oluyor. Ama dediğim gibi 12 saatlik bir pil süresine sahip olduğu için muhtemelen powerbank'e çok fazla ihtiyacınız olmayacaktır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Gelelim güvenlik yöntemlerine. Bu bilgisayarda arkadaşlar hem bir yüz tanıma sistemimiz var ki bu donanımsal özelliğe sahip bir yüz tanıma sistemi. Yani öylesin fotoğrafınızı gösterip açamazlar. Bunu belirtelim. Bunun yanında bir de arkadaşlar parmak izi okuyucumuz mevcut. Biliyorsunuz Huawei yıllardır zaten parmak izi okuyucusunu power butonunun üzerine yerleştiriyor. Yine bu laptopta da bizleri şaşırtmamış ve power butonunun üzerine bir parmak izi okuyucusu yerleştirmiş. Parmak izi okuyucusunun da son derece verimli bir şekilde çalıştığını sizlere söyleyebilirim. Yani parmağınıza okuttuğunuz anda direkt olarak bilgisayar açılıyor. Yani biliyorsunuz bazı bilgisayarlara da koyuyorlar parmak izi okuyucusu ama parmağınızı tanımıyor. 5 kere gösteriyorsunuz tanımıyor. Daha sonrasında işte sizi şifre parola ekranına yönlendiriyor ama 14S'te böyle bir durumla karşı karşıya kalmadım ben. Bunu sizlere belirtmek isterim. Son derece verimli bir şekilde çalışıyor parmak izi okuyucumuz. Diyelim ve gelelim touchpad'e. Söz konusu bir laptop olduğunda arkadaşlar biliyorsunuz touchpad büyük bir öneme sahip. Burada Huawei yine bizlere bir güzellik yapmış ve Free Touch dediğimiz bir teknolojiyi bizlere sunmuş. Bu teknoloji sayesinde arkadaşlar video oynatma, ses, tam sayfa ekran görüntüsü alma, programı küçültme, ekran kaydırma,
kaydı alma gibi pek çok şeyi biz bu Free Touch dediğimiz teknoloji sayesinde touchpad'imiz üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Touchpad'in dokunmatik hassasiyeti vesaire gerçekten çok iyi. Yani elinizi buraya koyduğunuz zaman son derece pürüzsüz bir şekilde kaydını hissediyorsunuz parmağınızın vesaire. Zaten bir süre kullandıktan sonra bu laptopa fare falan bağlamak istemiyorsunuz. Bu fare bağlasanız bile yabancılıyorsunuz ve tekrardan bu touchpad'le kullanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu açıdan baktığımız zaman gerçekten güzel bir teknolojinin bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Son olarak şarj süresinden bahsetmek istiyorum. 90 watt süper şarj ile arkadaşlar hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Biz test ettiğimiz süre boyunca yani sizlere şunu söyleyebilirim. 30 dakikada arkadaşlar 0'dan %58'e kadar şarj oluyor. Yani yarıdan fazla şarjı oluşuyor ki bu da sizlere nereden baksanız bir 6 saatlik pil ömrü sunması anlamını taşıyor. Genel olarak laptoptan memnun kaldık arkadaşlar. Huawei'nin sunduğu artılarla birlikte gerçekten güzel bir cihaz haline gelmiş. Nedir bu artılar diye sorabilirsiniz. En başta tabii ki Huawei Cloud geliyor. Biliyorsunuz Huawei Cloud bir bulut servisi arkadaşlar. PC üzerinden bu servise rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz ve tüm dosyalarınızı bu Cloud üzerinde ne yapabiliyorsunuz? Tabii ki yedekleyebiliyorsunuz. Bence güzel bir teknoloji ve kullanmanızı tavsiye edebileceğim bir teknoloji. Bilgisayarımızda çift Thunderbolt 4 bağlantı noktası var. Az önce dedim sizlere zaten hani burada tip C 2 tane var dedim. Bunlarda Thunderbolt 4 özelliğinin olduğunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Wi-Fi 6E ve Wi-Fi 6 desteği mevcut. Bu bilgisayarı zaten internete bağladığınız anda direkt Wi-Fi 6E'nin ya da Wi-Fi 6'nın nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Ama bakın burada şu çok önemli. Ağın da Wi-Fi 6'yı destekliyor olması lazım arkadaşlar. Eğer ağınız Wi-Fi 6'yı desteklemiyorsa o zaman bilgisayarınızın Wi-Fi 6'yı destekliyor olması sizin bir anda hızlanacağınız, uçacağınız anlamına gelmez. Hem ağınızın, modeminizin hem de bilgisayarınızın bu teknolojiyi destekliyor olması lazım. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Son olarak değineceğimiz konu ise arkadaşlar Huawei'nin çoklu ekran işbirliği. Biliyorsunuz eğer bir Huawei cihazınız varsa bir MateBook olur, bir telefon olur. Bunlarla birlikte cihazınızda ekran paylaşımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu laptop incelemelerinde sıklıkla gelen bir soru. Acaba bu laptopta da hani Huawei ekran paylaşımı vesaire var mı? Evet bu laptopta da var arkadaşlar. Halihazırda bu laptopla ekran paylaşımı gerçekleştirebiliyorsunuz diyelim ve fiyat tarafına geçelim. Bu laptop arkadaşlar şu anda Huawei'nin kendi sitesinde 44.999 TL'ye satılıyor. Ama 1000 TL'lik sepet indirimi var ve 3.498 TL değerindeki FreeBuds 5i ile 4.999 TL değerindeki 1 yıllık uzatılmış garanti Huawei tarafından sizlere hediye ediliyor. Yani baktığımız zaman bir 10.000 liralıkta bir indirim söz konusu. Yani bunları aldığınızda laptop size 34.999 Türk Lirası gibi bir fiyata geliyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bir de unutmadan söyleyeyim. Açıklamalar kısmında 1000 liralıkta bir hediye kodumuz var. Bu kodu da eklediğinizde fiyat 1000 lira daha düşüyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Biz de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.